Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim puf puf yemelere doyamayacağınız harika bir poğaça tarifim var. Garantili bir tarifimdir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir kabımın içerisine bir su bardağı ılık suyumu, bir su bardağı ılık sütümü, bir paket insta kuru mayamı, 2 çorba kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum ve bu şekilde mayamın erimesini sağlıyorum çırpma yardımıyla gördüğünüz gibi mayam gayet güzel eridi içerisine bir su bardağı sıvı yağım 2 adet yumurtamın beyazı var içerisine üzerine için sarısını ayırdım Çırpma yardımıyla unumu ilave edebilirim artık. Unumu birden boşaltmıyorum. Azar azar ilave ediyorum. Bu aşamadayken elimle yoğurmuyorum. Çünkü elim fazlasıyla yapışacaktır. Çırpma yardımıyla çırpıyorum. İçerisinde bir tatlı kaşığı tuzum var. Onu da ilave ediyorum. Ve çırpmayı devam ediyorum. Artık elimle yoğurabilirim. Dediğim gibi unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Yoğurma işlemi o kadar çok önemli ki arkadaşlar ne kadar güzel yoğurursanız bir o kadar güzel başarılı sonuçlar alırsınız. Kenarlarını toparlayarak hamurumuzu kıvam verelim. Gördüğünüz gibi hamurum bitti. Yoğurma işlemi üzerine 2 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağım var. Üzerinden ekledim. Üzerinden eklememin sebebi hem yumuşaklık verecektir poğaçamıza hem lezzet katacaktır. 5 dakika yoğurdum. 5 dakika boyunca yoğurun kıvam almasını sağlayın. Gördüğünüz gibi harika bir kıvamı oldu. Ben bu şekilde mayalandıracağım. Fırında mayalandıracağım. Streç filmli de. Gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalandı. Harika kabardı. 2 dakika el yoğuracağım. Mayanın kokusunu çıkartacağım. Harika bir kıvam oldu. Yumuşacık, ele yapışmayan, şahane bir hamur. Artık pamuk poğaçalarımın şekli vermeye geçebiliriz. Evet bu şekilde hamurumu ben yuvarlak şekli veriyorum. İçerisine beyaz peynir ezdim. Siz isterseniz farklı peynir kullanabilirsiniz. içerisine maydanoz da ekleyebilirsiniz Ben bugün sade olsun istedim Bakın ne kadar güzel bölünebiliyor elimizi unlamamıza hiç gerek kalmadan elimize yapışmadan harika bir hamur oldu Siz isterseniz uzun şekilde verebilirsiniz Evet. Hamur işlemimi devam ediyorum. Tepsi mayası çok önemli arkadaşlar. Ben şimdi bir bez yardımıyla üzerine bir bez örterek mayalandıracağım. Siz isterseniz dediğim gibi fırında da mayalandırabilirsiniz. Fırınınızı 50 derecede ısıtın ve kapatın içerisinde mayalandırabilirsiniz yarım saat. Tepsi mayası çok önemli, kesinlikle unutmayın. Ne kadar güzel mayalandırırsanız o kadar güzel sonuçlar alırsınız. Gördüğünüz gibi ben poğaçalarımı hazırladım. Üzerine bir bezle örtüyorum. Bir yarım saat, 40 dakika bu şekilde tepside mayalandıracağım. Gördüğünüz gibi mayalandı hamurlarım harika oldu. 2 adet yumurta sarımın içerisine bir çay kaşığı pudra şekerimi ilave ediyorum. Pudra şekeri parlaklık verecek. Poğaçalarınız parlak olmasını sağlayacak. Üzerlerine bastırmadan yumurta sarılarımızı her tarafına güzelce sürelim. Ben üzerine kavrulmuş susam ekleyeceğim. Siz isterseniz çörek otu da ekleyebilirsiniz ve 200 derecede alt üst ayarda pişireceğim. Evet bütün her yerine yumurta sarılarımı sürdüm. Ve fırında gördüğünüz gibi poğaçalarım fırından çıktı. Doku testine geçiyorum. Yumuşacık harika poğaçalar oldu. Pamuk poğaçalarım içi de bir o kadar güzel içi hamur kalmadı İçerisinde bakalım çok güzel oldular kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın yeni tariflerde gelmek üzere hoşça kalın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere